Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay Dilek Hanım'la. Dur. Emine Hanım. Emine. Emine. Ha. Kaç senelik gelinsin Dilek? 15. 15 sene. Sen deneyimli gelin olmuşsun artık. Fırsat verirse. Yok canım, deneyimli değil. Fırsat verirse deneyimliyim. Bir şey söyleyeceğim ya. Siz hep böyle misiniz gerçekten? Evet. Yoksa bana mı öyle yapıyorsunuz? Yok öyle. Arada böyle atışıyorsunuz. Öyleyiz. Ev tuttu, benim eşim yok. Yine rahatlık yok. Ben yapıyorum, götürüyorum. İstemiyor. Güzel oluyor. İstemiyor yani. Yemek ev tuttuk, götürüyor. Güzel güzel rahat rahat yaşa dedik. Tek başına kafanı dinle dedik. Çocuklardan uzak dur biraz. Hafta sonları gel dedik. Ama her akşam beraberiz. İstemiyor gelin, kıskanıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Her akşam da olmaz o işler ya. Ya bir şey yapmıyorum. Yemek yapıyorum, börek yapıyorum, sarma sarıyorum, hayır, işte götürüyorum. Yapmasanız bile her akşam değil de haftanın iki günü mü? İki günü. Mesela. Üç günü. Yok istemiyor. Hiç gitmesen daha rahat ediyor. Bütün gelinler öyle, bakma sen. Bunlar çok fena. Oğlum yanında yapamıyor. Oğlum olmadığı zaman bana kötü davranıyor. Bak kızarım hayır, o zaman. Hayır kötü davranma diye bir şey yok da. Ben tokatlıyım. Bak, saygısızlık çörek yapmayın. Bizde. Sarma zaten bizde. Ben yani ben de sürekli yarış halinde. O yemek kısmı o başka da. Ama böyle... Yok, yemek konusunda anlaşamıyoruz biz sadece. Varken, biz başka varken de yokken de hep iyi olun. Evet, tamam. Benim de oğlum var 14 yaşında. Sen de göreceksin gelin. Evet. Bugün sana, yarın... Aynen. Ya, evet, yarın... Yok, sadece yemek konusunda anlaşamıyoruz. Yani elinin lezzeti yok. Ya onun yaptıklarını biz beğenmiyoruz. Yok, bizim yok. Yaptıklarımızı o beğenmiyor. Oturdum, tekrarıyorum. Oğlu da beğenmiyor. Burası kırışmış diyor. Tuvalete git, banyoya git. Yok, orası ıslanmış. Bana huzur vermiyor be. Allah ya, gerçek Allah. Diyorum ya. Siz o kadar yapmayın ya. O kadar olsa 15 yıldır birlikte olabilir miydik? Tabii canım. Kendi isteğiyle kaldı. Bence şey olmuş sizin böyle birbirinize. Evet. Biraz siz biraz oradan konuşup sonra yine bir tatlıya bağlanıyor değil mi filan? Öyle. Önemli olan o. Akşam eşim geldikten sonra her şey çok güzel. Yine de olmuyor yani. Anladım. Çünkü mesela bir tek şeye takıldım. Hani her gece ben kayınvalide olsam gitmem. Ne gerek var, onlar evet. Çağırsın, özlesin, gideyim. Ay, özlememize fırsat vermiyor ki. Ama ben kapıdan veriyorum. Hani bekliyorum beni çağırsın içeri. Bu da gelmesin diye hemen zaten arkamdan kapıyı hemen kapatıyor. Börek yapıyorum, boğazımdan geçmiyor. Sarıyorum, yemek yapıyorum. Boğazımdan geçmiyor. Yok. İlla götürmek istiyorum torunuma. O iyi bir şey canım, torunlarına yemek. Ha. Bir de ne bileyim bak sen ama de... Ama ben evdeyim, çalışmıyorum evdeyim. Ben yapıyorum yemeğimi. Çok hayır sen bunu böyle okudun. Ne bileyim, kafamı karıştırdınız. Dur bakayım bir video çekeyim. Hoş geldiniz. Instagram için çekiyorum. Kayınvalidemiz burada. Gelinimiz burada. Birazdan sarma sarmaya başlayacaklar. En iyi saranı seçeceğiz. Ve nerede o? Küçük altınımızı da ona takacağız. Kolyemin ucuna takacağım. Bak yeri bile hazır. Ama sizinle beraber karar vereceğiz. Lütfen hem yorumlarınızla bize katılın. Hem de katılmak istiyorsanız ayrıca yazın. Birazdan da gelin mi kayınvalide mi diye Instagram'da başlatacağım. Oraya da yazarsınız. O zaman hadi başlıyoruz biz. Buyurun gelin siz de. Tamamdır. Şimdi bunu Instagram'a gönderiyorum. Sizden de başlamanızı rica ediyorum. En güzel yaptığın yemek nedir? Elif. En güzel hangi yemeği yapıyorsun? Dilek. Bütün yemekleri çok güzel yapıyorum. Eşim öyle söylüyor. Hepsini. İnanın hepsini çok güzel yapıyorum. Canım bir tanesi en güzelidir, o hangisi? Oğlum benimkini daha çok güzel. Çok güzel çarşaf böreği açarım. Çok güzel yaprak sarma yaparım. Çarşaf böreği neymiş ki? Haşhaşlı Tokat yöresine ait. Oo. Evet, çarşaf boyunca güzel açarız. Yapamıyor. Oğlum kıramıyor onu. Ben diyorum oğlum tamam sen onun yaptığını iyi de ben getireyim sana. O yine anlamıyor yine iyilikte. Allah'ım siz vallahi böyle nasıl anlaşıyorsunuz? Bu zeytinyağlı. Bu taraftan. Canım az koyacaksın içine. Sen kendin bak. Ama benimki kötü olsun yine sen yap güzel de. Şimdi nedir bu sarmanın doğru ve güzel sarılmasının püf noktası? Bir kere yaprağımız şu an güzel değil. Bilseydim ben kendi yaprağımızdan getirirdim. Tokatlıyım. Karamsim yaprağı getirirdim. Çok güzel. Kedi ete uzanamayınca mundar der tabii. Şimdi iş yaprakta değil diyor. İş sarmada diyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Aynı yaprağı saracağınız için vallahi ayıptır söylemesi hanımlar. Önce kendime bir takayım şöyle. Bunu ben buralarda kaybederim. Allah'ım bir de takabilsem var ya. Taktım. Birazdan ikinizden birine takacağım. Mustafa bu da gitmiyor annem. Sen bir dolaştır gel bunu. Elif sen ne yapıyorsun orada? Gelsene yanıma. Gel.
Sen de jürimizsin. Ben gel aşkım gel. Yahu. Ya gel yanıma o zaman. Gel biraz daha. Şu makarna şeyini yapayım mı ben bir yandan burada? Sen gel bir yanıma. Burası ben bitsin. Çömelemiyorum. Benim çömelme problemim var. Onun için niye? Biliyorsun oturamıyorum. Kaç yaşındasın ki sen çömelemiyorsun? Hayatım yapamıyorum yani. Kız ben bir de çömeldim. Bak aha, bunu paylaşırız. Gel kardeş payı yaparız. Gel. Gel. Anlamak istiyorum. Bazen çarşaf giyip, şeytin çarşafı. Neydi o şalvar giyip gel. Ne var işte pantolon varmış ayağında. Pantolon olsun sorun değil. Kız hızlı gelsene acık. Allah'ım. Yavaş yavaş. Şuraya gel. Yerleşebilir miyiz ki biz buraya? Evet. Şöyle gel. Durayım bak şöyle durayım. Tamam nasıl bizim istersen. Şimdi. Bizim yapraklar kötü mü ya gerçekten? Biraz sert. Tokat yaprağı güzeldir gerçekten. Ama bunlar bakayım bir tane yaprak alayım mı bakayım? Zeytinyağlı yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ne var yurdum yaprağı ya? Yani. Çok da kötü daha değil yani. Daha yumuşak daha körpe olabilir ama yani fena da değil öyle o kadar da kötü yok, değil. Yok güzel ama güzel. Şöyle bir şey aynı yaprak ikinizde de. Hayır yaprağımız sertleşmiş onu demek istiyorum ben bir tokatlı olarak. Ha sizin yaprakla sen daha bana da getireydin öyle yaprak bulsam. Tamam getir. Taze taze ne güzel olur. Ama burada eşitlik ikinizin de yaprakları aynı. Güzel güzel yapraklar. Peki bir şey söyleyeceğim. Kayınvalideciğim, evet. Gelinin de değiştirmek isteseydin neyi değiştirirdin? Ya beni üzmesin, başka hiçbir şey de yapmasın, ben her şeyi yaparım ona ama benim yaptıklarımı kusur da bulsun o da bir şey değil ama gittiğim zaman bana bir hoş geldin desin yeter bana. Demiyor mu? Yok. Hoş geldin demiyor musun? Suratını diyorum, asıyor. Yok, diyorum suratını kesinlikle asıyor. Söylüyorum. Hayır kesinlikle hoş geldin diyorum. Ama yani yoruyor. Artık evin kendi insanı gibi olduğu için sabahtan geliyor hep birlikte kahvaltımızı yapıyoruz. Oturuyoruz gün boyunca. İstiyor ki ben nereye gitsem o da benimle gelsin. E benim genç arkadaşlarım var. Beyefendi yok mu? Yok. Kayınpederin yok, yok mu? Yok. Kayınpeder olmayınca. Ama kızı var bekar kızı var onunla dolaşsın onunla çıksın. Kızına gitmiyor musun? Kızım yok gidelim. Çalışıyor. Zamanı yok onun da. Ben ya kızının zamanı yok ama sıkılıyorum. Benim her türlü zamanım var ona karşı. Ben sıkılıyorum. Sana geliyorum. Her şeyimi alıyorum. Kahvaltılık alıyorum. Sorun almak şeyine. Değil. Yani işte onun ona derdi almaktan iyi davranmak ziyade için beni hani daha iyi hoş görsün diyor ama yine yok. Peki bu arada oğlan ne yapıyor sizin aranızda? Ona bunları aksettiriyor musunuz? Yok hayır. Oğlanı aksettirmiyoruz anne. Akşam olduğu zaman hiçbir şey yok gibi davranıyoruz. Birkaç saniye oturunca bir şey anneni diyemiyor. Sen eve bırak da gel diyorum o kadar. Bana demeyin da bir şey zaten diyemiyor. Aa bu aradık arada kalıyor. Bu arada inşallah salıverilmez inşallah yani hem bu dünyada hem öbür dünyada küçük çekmecede 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etmekle suçlanan zanlı yakalanmış. Allah'ım bu dünyada da bin beter etsin öbür dünyada da. Amin. Amin. Allah'ım bütün hepimizin evlatlarını koruyup kollasın. Amin. Bu zalimlerden Bu kötü insanlardan, bu kötü kalplerden evlatlarımızı korusun. Amin. Yani böyle insanları alıp bir daha bırakmamak lazım toplumun içine. Vallahi yani kız çocuğu da erkek çocuğu da o zaman bu güven ortamı olmuyor. Şimdi bu kim bilir nasıl biri bu. Ve çok uzakta da olmuyor bu insanlar işin kötüsü. Allah'ım böyle düşündükçe bile tüylerim diken diken oluyor. Hani ama yakalanmış olmuş olması çok hakikaten beni de ama çok yakalanmaması zaten olmazdı. İnşallah bırakmazlar. İnşallah bırakmazlar. Yani, en kötü cezayı verirler. En kötü ceza neyse o verilir inşallah. İnşallah. Aynı yani.